Agalarım, herkese selamlar. 26 ve 27 Mayıs Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir Kıbrıs sabahından herkese günaydınlar diliyorum. Bu videoyu Cuma sabahı çekiyorum. Deniz karşımda, havuzun başında bu videoyu sizlere çekiyorum aga. Maçları Mısır, Öncelikle kazanmadan gerçekten duramıyoruz. Dün de aynı şekilde çok güzel kazançlar elde ettik. Hepsinden bahsederek başlamak istiyorum. Her şeyden önce sizlerden bu hafta sonuna özel şöyle artı 800'ün üstünde bir beğeni, beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Aga. Öncelikle bunu bekliyorum. İdeal yüksek oranlı maçlarımız var. 2 adet maç skoru yarışmamız var ondan bahsedelim. 2 adet maç skoru yarışmamız cumartesi gününden Manchester City ile Manchester United'ın final mücadelesi var. Fakup mücadelesi bu mücadele. Kupa mücadelesi tek maç karşılığında tek bir 90 dakika. Değerlendireceğiz. Skolları yoruma yazın. Pazar gününden de Galatasaray'ın oranı gördünüz mü bilmiyorum ama yüksek bir oranı var. Normal bence. Stres, panik vesaire hepsi bu işin içinde. Konya Spor Galatasaray maç skoru olur. Sizlere sorduk. Bilen arkadaşlarımı da Haziran ayı boyunca bakın ayı 27'sinde gruplarımız yenilenecek zaten. Ve bilen toplamda 3 tane City maçından 3 tane de Galatasaray maçından 6 kişi toplamda gruplarımızda Haziran ayı, bu Haziran ayı oyuncu misafir edelim. Devam ettim. Agalarım, her türlü soru görüş öneri, gruplara girmek isteyenler, hafta sonu için gruplarda olmak isteyen herkes benimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirler. Her türlü soru görüş öneri için benimle WhatsApp'tan buradan doğrudan açıklama kısmında, yorumlar kısmında sabitlenmiş şekilde WhatsApp hattında zaten linki mevcut. Numara da ekranda. Gördüğünüz üzere benimle her türlü iletişime geçebilirsiniz. Dün ideal kombinemiz vardı. O ne oldu? Ondan bahsedelim. İdeal kombinemiz beşiktaş Trabzon mücadelesinde çok güzel bir karşılaşma oldu. Ben karşılıklı gelecek golleri bekliyordum. Öyle de oldu. KG var aldım. Mohun mücadelesinde ben çok fazla gollü beklemiyordum. Düsseldorf orta tarafı 3-0 kazandı. 3.5-6 olarak tamamlama maç olarak değerlendirdim. 2 küsur orandan da günün ana kombinesi de tek şekilde içeride. Bu şekilde az öz kombinelerde kazan sağlayarak devam ediyoruz ki yüksek mislerimiz de aynı şekilde devam ediyor. Yüksek liglere baktığımız zaman da daha çok böyle alt ligler olarak da Jurgarden, Kopenhag gibi takımları değerlendiriyoruz. Mesela 1500-2000 seviyesinde alıyoruz. Bu misli, bu seviyede zaten kasası sağlam olanlar genellikle oluyor. Yüksek şekilde alıyoruz. Mesela Cuma gününden şu an 7000 misli bir tane misli verdim. Anladınız mı? Çok güvenli bir maç var. Dayadım geçtim. Umarım güzel kazanç elde ederiz. Onun dışında NBA geceleri NBA oluyor. NBA ve voleybol olarak da çok güzel ilerliyoruz. NBA'de son 2 günün zaten tek dal olarak tek tek oynanıyor. İdeal yüksek oran olarak önerisi yapıyoruz ve güzel kazançlar elde ettik. Canlı olarak oynuyorsanız özellikle gruplarımızda hafta sonu için canlı maçlar sürekli olarak izlediğimiz maçları değerlendireceğiz. Canlı olarak değerlendirebilirsiniz. Onun yanında her kız açık telegram grubu var. Açıklama ve yorumlar kısmında onu da değerlendirebilirsiniz. Sizlerden ricamız etmeden önce dün şöyle canlı odasından bile. Ben bu arada Kıbrıs'tayım dedim zaten. Ee, kazino, kumar. Biraz bu, işler, bu işlerdeyim şu an. Yani tatil havası. Döneceğim zaten. Cumartesi günü dönüyorum. Maçlara yetişeceğim. Ben de ekrandan canlı yapıyordum. Ve selam onu açıp fena salladı diyerekten de girdim. Dedim ki maçı izliyorum zaten. İkinci golü Beşiktaş atar aldım aga. 1.71 gibi orandan. Bir yandan da çok fazla ekran var burada. Ee, mücadelesi vardı. Dedim ki ilk gole yetişemedim. Gol gelecekti. 1.34 oranda kaldı aga. Gol geldi. Dedim ki ilk yarının geri kalanında Alilal kazandı. 1.48 gibi orandan. Aldım aga 44'te geldi o da. Çok temiz oldu. Beşiktaş maçına var olarak değerlendirdik. Ampute şeklinde yazmış. Onu aldık. O Beşiktaş maçın geldi. Avrupa canlılarımız vardı. O geldi. İkinci gol Beşiktaş geldi. Burada yine Avrupa canlılarımız da grupta oluyor. Onlar geldi. Alilal geldi. Yine Avrupa canlılarımız geldi derken güzel kazançlar elde ettik. Umarım hafta sonu da devam eder diyerek de devam ediyoruz. Sizlerden ricam aga bu videoya artı 800 beğeni bekliyorum. Sizlerden rica ediyorum aga. En azından bir emeğine sağlık yorumu sezon boyunca birlikteydik. son programda şöyle artı 800 bin üzerine bir beğeni bekliyorum. Başlayalım. Kara Gümrük'le Samsun Spor mücadelesi. Şimdi Samsun Spor'un da karşılaşması şu şekilde. Şundan bahsedeyim. E, ee, Samsun Spor zaten burada tempo oyun oynuyor. Fakat deplasman karnesi çok iyi değil. Kara Gümrük burada biraz ritim bulacaktır. Zaten düştü. Bir nevi vitrin maçı olarak görüyorum. Karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Burada KG var olarak değerlendirdim. Direkt tek tercih karşılıklı gelecek gollerdir. Diğer mücadelem Manchester United'la e, Manchester City mücadelesi. Manchester City kendi evinde aga, kendi evinde oynayacağı için pardon. Kendi evinde diyorum ya. Tarafsız sahada ve neyle oynanacak mücadele? Final karşılaşması. Yani e, City tarafından çok fazla aşırı tempo beklemiyorum açıkçası. Ama bu kupayı da almak isteyeceklerdir. Benim skor beklentim 2-0-2-1 ayarında City'nin galibiyeti. O yüzden burada tek tercihim var. Yani 1-1'den City'ye gitmektense 4.5 altında bir isti galibiyeti alırsak oranı bir seviyesinde alabiliriz. Değerlendirecekler bu bol şanslar. Ee, diğer mücadelem Real Sociedad ile Atletico Madrid karşılaşması. Bu mücadelede şöyle bir beklentim var. Ee, ben Real Sociedad'ın son mücadelesini izledim. 2-0 deplasmanda kazandı. Ama ya çok etkin olan taraf Real Betis tarafıydı. Real Betis tarafı etkin olduğu için ben burada açıkçası Real Sociedad'ın galibiyetine gitmek istemiyorum. Maçta da favori zaten. Mücadele bence KG var olur. Mücadelede 1-1 bitecek gibi geliyor bana. İdealden karşı gelecek golleri değerlendirdim. Onun yanına da onun yanına da mat sonu sıfırı da sizlere 2.94 gibi oranlarda da yüksek oranıyla birlikte öneririm. Diğer mücadelem Sivas Spor Kayseri Spor mücadelesi. Kayseri Spor'da çok fazla eksik var. Sivas Spor'da zaten ya, yani Süper Lig'in en yaşlı takımı olarak söyleyebilirim. Kayseri Spor'dan Nazon yok. 10 numara Cardozo yok. Hücum hattında eksikler var. Ve mücadelede ben 2 gol bulmasını beklemiyorum. Kayseri deplasmanda deplasman 1.5 alt 1.33 bandı oranı var. Yine güzel bir karşılaşma değerlendireceğimiz bir karşılaşma olacaktır. Deplasman 1.5 alt. Kayser Sulatan'la Bayer Leverkusen. Leverkusen son maçlar gezi Tonga'ya getirdi. Fakat bu maçta yani iyi bir futbolla en azından bu kupayı almak isteyeceklerdir. 3 kupa olmadı ama 2 kupayla bitirmek isteyecektir. İlk yer 2. İlk yarıdan bir Leverkusen galibiyeti beklenir. Bence de ilk yarı 1-0 Leverkusen içeri girer. İlk yarı skoru da burada 1-0 değerlendirilebilir. Hatta şöyle maç skoru ilk yarı maç skoru ne oran vermişler? İlk yarı skora 2.93. İlk yarı 1-0 bence Leverkusen içeri girer. Milan Salernitana karşılaşması. Milan maçını da şöyle değerlendirdim aga. Milan'ın zaten biliyorsunuz bilmiyorum ama sağlam. Salernitana düşmüş. Çok fazla hücuma çıkmıyor. Etkin bir Milan. Buradan Milan ipe getirir bence rahat bir şekilde. İlk yarıdan bir Milan galibiyeti. ilk yarıdan bir Milan'ın galibiyetini bekliyorum. Hatta ilk yarı 2-0 da olabilir. İlk yarı ev sahibi 1.5 üstü de riskli olandan, riskli oranından değerlendirilir. Real Madrid Real Betis mücadelesi. Real Betis son maçını izledim. Real Sociedad'a karşı inanılmaz oynadı. Hatta ben sadece size istatistik olarak da, da gösterebilirim. Aga bak. İstatistiğe bak, skora bak. Futbol böyle bir oyun. Real Betis oyunun hakkını veriyor. Ben burada Real Betis tarafından da gol bekliyorum. 1.42 gibi orandan karşılıklı gelecek golleri değerlendirdim. Bol şanslar. Cumartesinin maçları bu şekildeydi. Pazara geçtim. Pazarda 8 adet mücadelem var. İlk mücadelemiz Leicester United ile Southampton mücadelesi. Ben Southampton'la galiba deplasmanda oynadım. son mücadele West Bromwich Albion'le iki maçını da izledim. Şöyle söyleyeyim ben size. i̇lk maç zaten berabere bitti. 0-0. İkinci maçı da izledim. Hatta canlısını da yaptım. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 bitti. Yani oyun çok fazla tutuyor. Bu maçta zaten yine tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak. Ben buradan mücadelede ilk yerden 2 gol beklemiyorum aga. Bunu aldık mı bak. İlk yer 1.5 altın oranı nesine de 1.26. Avrupa'da bir 30 küsur tamamlama maçıdır aga bu. Tamam mı? Yüksek orandan da mücadelenin ben ilk yer tutulmasını ve en çok gol aralığı en çok gol olacak yarı da ikinci yarı. 1.87. Mücadelede de en çok gol bence ikinci yarı gelecektir diye düşünüyorum. Değerlendirecekleri bol şanslar. Fenerbahçe Spor Fenerbahçe ile İstanbul Spor. Fenerbahçe'nin burada ya taraftarı ne kadar birbirine bağlandığını Galatasaray maçından sonra görmüşsünüzdür. İsmail Kartal'ın açıklaması, Mert Hakan'ın o hareketleri vesaire. Fenerbahçe burada bence kazanacaktır. Ki Fenerbahçe kazanırken de ev sahibi iki yarıyı kazanır. Evet seçeneğini sizlere sunarım. 1.45 bandı oranı var. Başka türlü alamazsınız. Fenerbahçe coşkuyla birlikte burada oynayacaktır. Galatasaray'ın oranı da zaten çok yüksek görmüşsünüzdür. Ev sahibi iki yarıyı kazanır değerlendirilir. Benim skor beklentimde 4-0 bir Fenerbahçe galibiyeti olduğunu da belirteyim. Konya Spor'la Galatasaray karşılaşması. Konya'nın da burada olası bir beraberlik her iki takıma yarıyor. Konya'nın da düşme riski hala var. O yüzden Galatasaray tarafına açılan oran 1.64 seviyesinde. Panik var, stres var, her şey var. Meral abla da ne diyor? Fenerbahçe şampiyon diyor. Ortalık karıştı iyice. Yani astrologlar falan. Özellikle kadının söylediği Beşiktaş'ın zira Türkiye kupasını alması. Hala Fenerbahçe'nin son hafta şampiyon olması vesaire. Bilmiyorum ne olur. Benim size mücadelede şöyle bir tercihim olacak. Mücadele genelinde şu an seçenekler açık değil ama açılacaktır mutlaka. Mücadele genelinde aga 4 gol sesi kesinlikle beklemiyorum. 3.5 alt seçeneğini sizlere ideal öneririm. Onun dışında biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenler olursa 2-3 gol olur. Ama üç 3.5 alt yani güzel bir maç olur diye düşünüyorum. 3.5 alt akar. Galatasaray'da kazanır mı bilmiyorum. Zor maç. Gerçekten zor maç. Ya yani şeyden ziyade normal maç olsa bir zaten oran 1 mi? Ama şampiyonluk maçının stresi, paniği falan derken maçına maç skoru zaten sizlere sorduk. Hatay bize karşılaşması. Hatay'ın ben buradan mutlak galibiyetini bekliyorum. Hatay Spor bence burada galip gelecektir. Size zaten son dönemde düşüş yaşıyor. Hatay'ın inanılmaz bir isteği olacaktır. Galip gelir düşer mi kalkar mı bilmiyorum ama Hatay'ın ben burada galip gelmesini. Galip gelirken de 4.5 altında galibiyetini bekleyeceğim de oran açmamışlar. Doğrudan mat sonu bir şu an ideal. Trabzonspor Ankara gücü. Trabzonsporlar Ankara gücünü daha doğrusu Emre Belezoğlu'nda çok sevmezler. O yüzden Trabzon kötü bir mağlubiyet aldı 3-2 son dakikada gelen kupa. Bu maça yansıyacaktır illaki ki ama Trabzon tarafından da gol bekliyorum. KG var aldım. Ankara gücünün zaten mutlak bir golü var. Hatta riskli olan da Ankara gücünün deplasman bir buçuk üstünde alacağım. Skor beklentim 2-1. Ankara gücü alabilir. İdealden KG yüksek orandan da 2.5 buçuk üstünde 2. Onu da açmamışlar ama açarlar. 2 bir skora göre de burada bir Ankara gücü galibiyeti beklenebilir. Pendik Gaziantep bir beraberlik maçı olarak görüyorum. Karşı gelecek goller bu maçta idealdir. Ben Antep'in buradan en azından bir puan almasını bekliyorum. Antep bir puan alırsa kesinlikle düşmüyor. Galip veya berabere kalması lazım. Ee, onun dışında diğer takımlara bağlı kalıyor. Burada herhangi bir beraberlik ve galibiyet kesinlikle düşünmüyor. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Burada KG bekliyorum. 1-1'de bir skorum var. Beraberlik bence biraz daha etkin olur gibi geliyor. Kulüp Buruj'la Kerka Buruj Kerk mücadelesi. Ee, burada Kulüp Buruj alırsa şampiyon Aga. Olası beraberlikle şampiyonluğu getiriyor. Ben burada taraftarla birlikte şampiyonluk kutlamalarını bekliyorum. Doğrudan biri değerlendirdim. Biraz daha oran almak isteyenler varsa 1 bir ve 1.5 bir üstü oranı bir 51 seviyesine kadar da yükseltebilir. O yönden bir güzel bir oran var. Bol şans. Empoli ile Roma mücadelesi. Empoli'nin de ben burada zaten kendi evinde düşmeme mücadelesi veriyor. Udinese, Fulonesone vesaire hepsi birbirleriyle ilgili. Roma ile oynayacaklar. romanın da ben burada gol atmasını bekliyorum ki ev sahibinden gol bekliyorum. Favori. Karşılık gelecek golleri değerlendirdim bu şekilde. Aga toplamda 15 adet mücadelem vardı. Hızlı bir anlatımla hepsini anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.